İçimiz pek zannetmiyorum. Combo. Evet, combo. Bir saniye, combomu yapacağım. Yapamadım. Sen ne yapıyorsun ki? Neysin, ne yapıyorsun abi? Nasıl denk getireceksin onu anlayamadım. Neysin, ne yapıyorsun ya? Oğlum bir kere bassana. Bir saniye. Kansiyo deniyor. Neysin sen ne yapıyorsun? Neysin hep böyle denk getirmişsin. Allah'a emanet mi yapıyorsun alt tapları? Hep böyle mi yapıyorsun? Evet yapıyorum. Ya buldum buldum. Bir dakika sen bundan önceki hayatında hep böyle mi alt tap atıyordun? Al çarkı felek oynamış hayatında ya. Bir saniye computer. Bir dakika. Bir dakika bunu çözmeyelim. Onu düzeltelim bu kanayan yaraya bir el basalım artık ya bu abi, saatten sonra. Abi ben hiç yapamıyordum ki hep alt tapta oyuna geçiyorum falan. Nesrin sen o yüzden bu oyuna geçemiyorsun bir türlü alt tap yapınca. Ben hep alt taptayım. Bak şimdi alta bir kere bas. Tamam. Tamam mı? Bastım. Ondan sonra alta basılı tut. Basılı tutuyor. Bir kere taba bas çek. Bravo. Ya sence yani bu Windows kodlanırken bunu biz oyun olsun diye mi böyle yaptılar zannediyorsun alt tabı? Onu, lan nasıl tutturayım böyle? Kurgu olabilir mi lan? Ama bana kimse söylemedi şimdiye kadar. Bu arada tabla geçiş yapabiliyorsun. Nasıl yani? Bir dakika. Tabii taba bas. Bak alttan elini çekme. Çekmedim. Taba bas. Ha tamam, yok mouse çalışıyor, sıkıntı değil. Ya yok. Mouse çalışır çalışmaz o önemli değil. Sana bunu öğretmemiz lazım. Alta bas, taba bir kere basacak alttan elini çekme. Taba basacak. Alttan elimi çekmedim. Taba basacak. Ben göremiyorum, ekranımda yok. Çünkü ben şu an video ekranını verdim ses gelsin diye. Sen trollemedin değil mi? Az önce troll değildi değil mi? Gerçekten öyle tırrrr ekranda mı şey yapmış? Allah belamı versin Çağrı, yemin ederim. Sen 2 senedir bilgisayar kullanıyorum, bunu yapıyordum yani. Ve ben bunu hep söylüyordum, kimse bana doğrusunu öğretmedi. Ben alt tap yapamıyorum, benim bilgisayarım mı bozuk diyordum. Kimse bir şey anlatmıyordu bana. Millet eğlenmiş senle, nesin ya? Nesin bir şey diyeceğim. Ailem varlıklı mı? Hani mesela senden 100 bin lira falan olur mu bankaya? Ya olur bir git ya. Nesrin sen beni şok etti şu anda. Sen daha bilgisayar kullanmaya çözememişsin. Sen niye yayın? Sen bunu yapamayan mesela OBS ayarlarını nasıl yaptı amına koyayım? Ben şu an oradayım Çağrı, yani. Peki şunu düşün. Bu slide'ı ben ne kadar uğraştım yapmak evet, için. Evet onu düşündüm Allah kahretsin. O sen alt taptan o slide'dan oraya nasıl geçiş yaptın? Emek kokuyor ama bak şimdi tamam. Ben bir bak Kemal de şoktu. Allah belamı versin şoktayım. Ya RP diyeceğim de Nesrin'le öyle bir RP de yapamam. Ben bunu yapamayan adam RP yapabilir mi? Normal Nesrin. Yanlış anlama Nesrin hani RP yapamaz anlamında değil. Hayır yok ben biliyorum yapamadım. Kafam mı çöküyordu yoksa yaşandı mı diyor. Oğlum vallahi yaşandı galiba ya Nesrin sen. Harbi abi bir şey demeyeceğiz. Taşak geçtiyse taşak geçtim de. Öyle bir alt tap. Çağrı yemin ettim daha ne yapayım. Bak ben bunu hep söylüyordum. Yayında falan duymuşlardır ya da Yağmurlar off stream duymuştur. Ben bunu daha önce çok söyledim. Benim bilgisayarım bozuk mu? Alt tap bende bir garip diye. Ben duysam söylerdim ama. Neyse. Kimse de doğru öğretmedi. Kim bilir neler çıkacak. Çok merakla bekliyorum. Dans ettiriyor ekranları. Daha yeni neler öğreneceğiz abi. Halaya kalktılar. Neyse sana bir şey söyleyeceğim. Öyle. Seni yani yolda birisi gel çikolata vereceğim falan derse gitme. Ya Çağrı ya. Seni yemin ediyorum var ya bir sabah oynarsın Allah korusun böbreklerini falan çalarlar senin. Onu biliyorum ama, dedi Çağrı. Tamam da Çağrı ben bilgisayarım hayatımda hiç olmadı ya. Ben 2 senedir bilgisayar kullanıyorum. Nasıl hayatında hiç bilgisayarın olmadı ya? Telefondan bakıyordum her şeye. Bilgisayar hiç oyun oynamıyordum ya istemedim. Çok değişik bir vaka. Peki sen ya. Bu alt tab yöntemini kendin mi geliştirdin? Hayır, alt tab yap diyorlar bir yerden bir yere geçerken. Ben de alta basılı tutup sonra taba basılı tutuyorum. İkisini aynı anda. Sonra baga giriyor gibi oluyor. Nasıl yani? Yapayım tekrar. Ha? Hayır, nasıl denk getiriyorsun? Gireceğin pencereyi nasıl seçiyorsun? İşte çok zor seçiyorum. Benim bir dakikamı alıyor. Abi aynen öyle. Bu bilgi bir şey söyleyeyim. Evet, bir dakikanımı alıyor. Hayır, cidden yayında da zorlanıyordum. Oyundan falan bir şeye geçecek olduğumda. Kız sen o yüzden mi sen oyun geçişlerinde bu kadar uzun sürüyor senin oyun değiştirmen falan? Öyle oğlum şu değil. An ben sana emin ediyorum var öyle şoka girdim ki. Yani bak ben de bundan daha büyük bir şok yaşayamam ya öyle söyleyeyim sana. Niye yayınında izleyicilerden bir kişi bile uyarmadı mı abla sen ne yapıyorsun amına koyayım?
Hayır, yayında ben şey veriyorum. Böyle komple pencere değil de tek tek veriyorum. Atıyorum Chrome'um ayrı, oyunum ayrı. Bazen öyle de verdiğim oluyor da karışık takılıyorum. Sen bence ne yap biliyor musun? Bu kimdi? Daniel mıydı? Kimdi bu? Carlos, Carlos. Ha, Carlos'u siktir et. Sen şimdi aynı siteden git bilgisayar dersi bul. Önce. Abi bu alt tab değiştirme bu default bir bilgi değil mi yani bunu? Bilgisayar alır almaz bunu biliyor alırsın yani bilgisayar hani. Bu zaten direkt bilgisayar kurulduğu anda bilinir yani bu. Escape, alt tab. Hani bu nasıl SCA'yı öğrenilen bir bilgi? Bu öğrenilen bir şey değil ki. Escape'i biliyorum dedi bu arada. Oğlum yayını verişini duydun mu Çağrı? Bir daha dinle. Nasıl veriyorsun yayını dedi? Ya Chrome pencerem ayrı benim. Şey oyun pencerem ayrı onu mu diyorlar? Yani mesela Çağrı şey gibi oluyor. Ben sadece oyun penceresi veriyorum. Atıyorum sen bir oyuna gireceğin ya da Google Chrome'dayken biri Steam'den diyelim ki Yağmur GTA'ya giriş yaptı ya. O altta gözüküyor ya sende öyle şeyler. Bende gözükmüyor. Tek pencere veriyorum. Neden öyle bir şey yapıyorsun? Her şey için ayrı pencere yapıyorsun. İşte ben başta öyle öğrendim. Öyle gitti. Senin bu baştaki öğren... Sıkıntılı bir öğrenim süreci geçirmiş ya, ama yani. Ya. Bir yandan sen çok şok geçirdin ya üzüldüm de biliyor musun? Ulan şok geçirmek ne kelime? Kendimi bıçaklayacağım şimdi. Biz sana bunu nasıl öğretmek nasıl? Hani bir Allah'ın kulu bu Discord'da falan seni bunu görmedin mi yani? İlk defa biz mi gördük burada hep beraber? Ben bunu çok söylüyordum. Kimse hiçbir şey söylemedi. Kimse inanmamış ki. Ben de inanmadım. Alt tabım bozuk. Ne, nasıl bir cevap verebiliriz? Ben nesin? Klavyem bozuktur demiştim hatta. Aa, sen alt tab yapmayı anlamışlar. Sen alt tab yapmayı bilmiyorum dememişsin ki alt tabın bozuk demişsin. Evet ben bozuk zannediyordum. İyi yayınlar alt tabda kaldım 10 dakikadır anca sekmeyi bulabildim. Abi Allah korusun ya aklıma fena şeyler geliyor aklıma böyle alt tab bir ton bir şey açmışım onu arıyorum bir saat. Neyse öğrendim. Sana takmaz falan da mı görmedi bunu? Nasıl uyarmadı seni takmaz? Hayır. Kimse beni uyarmadı işte. Uyarsa bilirdim. Benim en nefret ettiğim konu bilgisayar da buydu zaten Çağrı. Mesela yayında bir pencereden bir şeye geçeceğim ya. Oyunu alt tab atıp diyelim ki alttan bir şey açmam gerekiyor ya. İçimden üf yapıyordum hep. Ya çok saçma. Ağlayacağım amına koyayım ya. Çok saçma. Arkadaşlar neyse. Gelin bakın bunu bakın ne yapalım biliyor musunuz? Gelin bundan sonra kimse alt tapıp herkes basılı tutarak geçsin. Benim derdimi anlayın 2 yıldır. Tamam ben Discord'a yapayım. Geçin bakayım ne kadar sürede yayına geleceğim. 6-7 tane sekme açık. Bak ilk yaptığından etsin harbiden. İlk yaptığın dedim ki combo yapıyor herhalde dedim tamam mı? Tek attım lan. Hani hiç şey yapmadım. Ben de gülüyorum ya anlamadım. Combo yaptı herhalde dedim. İkincisinde yaptığında artık orada bir sıkıntı var dedim yani. Bu ne yapıyor dedim yani. Ama bu da bir yetenek. Bunun oyunu yapılır. Bak, bunu sen nesin ne yapıyor musun? Senin gibi bilmeyenler için YouTube'a bir tane video yap. Arkadaşlar alt tabi. 2022 güncel. Ya ben de YouTube'da böyle salak salak videolar görüyorum. Tamam arkadaşlar geri dönüşüm kutusunu nasıl temizleyelim göstereyim şeklinde. Geri dönüşüm kutusunu sürüp sağ tıklayıp geri dönüşüm kutusunu boşalt falan diyorlar. Öyle videolara karşılaşıyordum falan böyle. Dedim ki bu nasıl salakça bir video falan diyordum. Şimdi mesela geri alıyorum onu. Çünkü bilmemek ayıp değil abi öğretmemek ayıp. Aynen öyle. Normalde öğrenmemek de ayıp da. Yani öğretmezsek de ayıp yani. E zaman sen CTRL-W falan bunları hiç bilmiyorsun. CTRL-W. Ha Windows D falan. Yok. Bilmiyor F11 musun? Tam ekran alıyor onu biliyorum. CTRL-Alt-Delete. CTRL-Alt-F görev yöneticisini açıyor. Alt-F4'ü biliyor musun? O direkt çıkış yapıyorum ya oyunlardan evet. CTRL-Escape. Bak şimdi Nesrin onu sana bilmiyorum. Bir şey öğreteceğim tamam mı? Öğret. Bilgisayarıma gir. Sen şu an Nesrin tamam, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak Nesrin. Birazdan öğret onu. Bu saatten sonra bilgisayardan keyif aldığından bak şöyle söyleyeyim sana. Bu saatten sonra bu saatten sonra bilgisayardan 2 kat 3 kat daha fazla keyif alacaksın. Öyle söyleyeyim sana ya. Ya diyeceksin ki yani gerçekten bilgisayar falan mesaj atacaksın. Diyeceksin lan ne güzel işletim sistemi yapmışsınız. Her şey var. Ama şu dakika itibariyle alacaksın onun tadını artık. Öyle söyleyeyim sana. Sen tamam, bu saate evet. Kadar bilgisayar kullanmamışsın yani. Öyle söyleyeyim. Evet hep zorlanıyordum. Şimdi test ederiz yapabiliyor peki şunu hiç sorguladın mı? Yani bu kadar mühendis bu Windows'u yapıyor, kuruyor bilgisayar falan. Ulan o sekmeden o sekmeye geçerken bir RNG'ye bırakmaları bu işi. Hani bunu hiç sorguladın mı? Ya
hayır, ben zannediyorum ki herkes benim gibi yapıyor ama herkes becerikli, ben bir şeyleri yapamıyorum. Baya uzmanlık ya. Yani. Ben şöyle ya, düşünsene, şöyle bir şey olay oluyor. Patron çok sinirli. Niye? 44 dakikadır amına koyayım tabunu bulamadı. Alt tapta dolu. Sen şirketlerde gerilime baksana amına koyayım şirketteki. 45 dakikadır kendi sekmesini bulamıyor. Çok sinirlendi. Hadi o biraz da kafası iyi olsa amına koyayım. Patrona bugün hiç bulaşma. Niye, ne oldu? Sabah rapor gönderdim. Senin mantığınla ne olurdu biliyor musun Neslin? Efendim. Her monitöre bir tane daha bilgisayar, anladın mı? 3 monitöre 3 bilgisayarlı olması lazım. Alt tab yapmak yerine birinde kalkıp diğerine otursun. Ananı sikeyim ya. Ya ben bu bilgiyle nasıl yaşayacağım, ananı sikeyim ya. Ben buna gülmeden, bunu mezelemeden nasıl hayatıma devam edeceğim bu saatten sonra? Yeni bir şeyler çıkar ya. Şoktayım ya. Allah aşkına. Bak Nesrin, Allah aşkına daha farklı bilmediğin bir şey yapıp onu göster, onu öğreter, bunu unuttur bize. Tamam, ben aklıma gelir kullandıkça. Oh. Ay. Yoruldu, vallahi yoruldum ya. Nesin mükemmelsin. Yani şu düşünce beni çıldırtıyor. Lan durup durup orayı düşünüyorum mesela. Hadi tutturamadım amına koyayım yani, anladın mı? Evet, oluyor. Hep başka sekmelere giriyorum. En son bir tane tutuyor. Gerçekten anksiyetem azar ki. Yayını kapatsam mı ya diyorum. Harbiden o noktaya geldim amına koyayım. Hani bugün dinlendirsem mi sizi yayını kapatıp? O noktaya gitti yani olay. Peki yani Bill Gates gibi bir adamın bunu gerçekten böyle bir RNG'ye bıraktığını nasıl düşündün? Hadi geçemedi amına koyayım. İşte ya, hayır, dediğim gibi çağır, herkes geçiş yapabiliyor. Ben de sık kendim beceriksizim diye zannettim ben. Kıyamam ya. Doğru zannettim. Sana bunu kim inandırdı seni? Bak asıl sorun onlarda. Senin beceriksiz olduğuna, bunlara yapamayacağına seni kim inandırdı? Bak altyapıda bir problem var. Esin ha? Toplum baskısı. Bundan sonra Nesin'in yayınlarına gidince abla ne kadar güzel oynuyorsun, ne kadar yeteneklisin falan deyin, tamam mı? Tamam, desinler mi Nesin öyle? Ne kadar güzel şey atıyorsun. Abla bir alt tap, bir alt da görelim, millet bir kıskansın. Tekte atıyorsun artık ya. Atayım mı? Hayır, hayır. Dur. Şimdi değil, yayınında, senin yayınında böyle tamam, desinler tamam. Sana. Atacağım, alt tap atacağım, tamam. Onlara göstersin çünkü ya, ben hani sende böyle bir şey varsa illaki vardır yani. Ailede falan da bilmeyen vardır. Onların bir tık önüne geçti şu anda, öyle düşün. Evet, doğru. Bence var ya, şu an bizle beraber öğrenen vardır kesin, Çağrı, haberin olsun. Utenara 7. ayını kutluyor bu arada. Şükrücüm hoş geldin. Bilgi yayını bu arada, haberin olsun. Alt tab atmayı öğreniyorum. Bilgisayar giriş 101. Oğlum kanım çekildi ya. Kanım çekildi yani. Nesin, bir daha at bakayım. Şu an diğer penceredeyim. Dur bekliyorum. Diğer pencereye geçeyim. Bak şimdi. Nesrin bir dakika. Senin kendi yönteminle tutturmaya çalışsana. Tamam. Ananı sikeyim. Sen bunda da uzmanlaşmışsın Nesrin, böyle altta batmak. Bunu illa işe yarayacak. Evet işte, bir geçiyordu bazen geçmiyordu falan. Bak şu an geçti. Ama siz bir şey söyleyeyim mi? Bunun illa işe yaradığı bir alan olması lazım ya. Böyle bu. Sen bunda geliştirmişsin kendini. 2 senedir böyle alt tap atıyorsun. Evet. Uzmanlaşmış. Uzmanlaşmışım. Bu elbet hayatımızın bir yerinde kullanılacak bir şey olmalı bence yani. Oğlum şoka girdim ya. Şimdi sana öğrettiğim şekilde alt tap at. Tamam. Hayır, mouse'u bırak. Mouse'u bırak. Ha, mouse'uz mu? Tamam. Mouse'u çek elinden. Mouse'u çek, elini çek mouse'tan. Tamam. Elim sol, sağ elim havada. Hayır. Şimdi bir dakika. İki tane git. İki sekme ilerle bakalım şimdi de. Tamam. Ya bu yayın ne ya? Gitmedi. Ha, Discord gelmedi çünkü. Ha, Discord gelmedi. Çünkü benim Discord. Yan monitörümde. Tamam, Çağrı, o zaman bir tur hepsini geç. İkinci turda en tamam. Sonuna git. Bir tur hepsini geç. Yaptım. Helal olsun. Helal olsun lan. Çok iyi, çok iyi. Çabuk da kapıyor ya.
Hızlı öğrendim. Öğreniyor. Sevcinden geçti sanırım. Oğlum ben bunu hani yayını silerim başkası görmez de biz kafamızdan bu bu eğitim setini ya nasıl şey sileceğim ben? Mi? Çağrı. Yarın hep beraber arkadaşlar bilgisayarı açıp kapamayı, restart atmayı falan öğreteceğim. USB'leri falan öğreteceğim. Giriş çıkış soketleri falan. Bilginiz olsun. Ona katıl. Bazen Nesli sende şey oluyor mu? Bu sağdaki sayılar var ya tuşlar 1 2 3 4 5 diye. Evet. Bazen onların çalışmadığı oluyor mu? Evet oluyor. biliyordum ananı sikeyim biliyordum. O çözülen ben bir problem nesin bu Windows'larda. Onu bir ben onu soundpad olarak kullanıyorum. Onu diyorsun değil mi tuşları? Hı hı. Tam 1, 2, 3, 4, 5. Ne yapıyorsun? Evet soundpad'de kullanıyorum. Tam çalışmadığında ne yapıyorsun? Soundpad'de hep çalıştı. Normal sayı yazarken çalışmadığı oluyor mu? Evet, diğer yukarıdaki tuşlardan basıyorum. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bu bilgisayarı kaça aldın? Kaça aldın derken fiyat mı? Evet. Yok kiloya mı aldın lan? Ben yanlış bir soru mu sordum onu anlamadım. Kaçta aldın? Yıl olarak soruyorsunuz da yanlış söylemişsindir diye. Ya Recep Balta. Ya niye sen ilk hatayı karşıda arıyorsun önce sen? Sen niye benim yanlış aktardığımı düşünüyorsun? Sana bunu sorumlatan ne yani bu arada? 12'ye aldım. Sen 12 bin liraya mı aldın o bilgisayarı? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? O bilgisayarın 3 bin lirasını falan kullanmışsın. Öyle söyleyeyim mi? Sen 12... Nasıl? Sen 12 binlik bilgisayarın 3 binlerini falan kullanmışsın yani öyle söyleyeyim sana. Şimdi neyse sana bir şok olacağım bilgi daha vereyim mi o zaman? Ver. Koptum ananı sikim. Allah'ım bende hata bende ama. Bak burada numlock tuşu var hiçbir işe yaramıyor klavyemizde. Evet çok öldüm. Bak şimdi ona bastığın zaman ışığı yanıyor mu yanmıyor mu? Bir aç kapa gibi düşün onu. Kapandı şu an. Şu an kapandıysa, ışık gittiyse o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tuşları çalışmaz. Yani tamam. Bu numlocklar çalışmaz. Caps lock'u kapatmış gibi num işte. Numlock dedim de number lock aslında o. Numaraları locklama tuşu aslında o. Vay. Evet evet. Anladın mı? Herhalde öyledir yani ben sallıyorum ama number. Öyle canım düşün. Number yani. Tamam. Sen o tuşa bastıktan sonra 1, 2, 3, 4'ü tuşlarsan artık çalışmaya başlar. Tamam. Bazen elim çarpıyormuştur. Bu bilgiyi de alın ne yaparsanız yapın. Caps lock gibi. Sen bir şey söyleyeyim mi? Allah evet, belamı evet, versin. Caps lock gibi. Bu Carlos Malos siktir et. Harbi söylüyorum bir tane bilgisayar odası bir oğlum. Kaç abi. Sana ben karşılayacağım bak. Bütün masrafını ben karşılayacağım. Ya Çağrı beni asıl korkutan olay ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi bu hanım kızımız diş hekimi ya. Hı hı. Hmm. İnşallah orada bir şeyleri böyle öğrenmemiştir. Bu şekilde ya. Yani. Mezun oldu. Oğuz, bir dakika. Birincisi şunu söyleyeceğim. Şimdi bak, mesele de laf ettirmez ama. Hayır, zaten bilgisayarla içli dışlı olsaydım diyelim ki bilgisayar içli dışlı olsaydım öğrenmiş olurdum yani. O arada içli dışlı değildim, diş hekimliği okuyordum. Onu öğrendim zaten. Onu sonuçta öğreten vardı. Şimdi bunu kimse bana bir şey anlatmadı. Normal bilgisayarı açma tuşuna bastım, devam ettim hayatıma. Nesrin, yani. Sana bir şey söyleyeceğim. Bize bir kamera açabilir misin Nesrin? Ya çağır ya. Bak sana gerçekten bir bilgi vereceğim ama yüzündeki ifadeyi görmek istiyorum. Tamam. Bir kamera aç hemen. Bir saniye ben bir alt tab'a gireyim. Yayınımı kapatayım mı? Yok. Yayını kapatma. Yayının da kalsın. Kamera da ver. Biz bizeyiz. Yabancı yok zaten. Tamam vereceğim. Dur bir arkayı kontrol edeyim bir şey var mı diye. Ne olabilir ki evde yani arkamda? Ya çok dağınık da arkası o yüzden. Ya, neyse dağınık bir şey olmaz. Hiç dağınık olmuyor ama genelde. Tipimi de hiç bilmiyorum. Hayırlısı açayım bari. Açtın mı? Aa ne oldu? Bu ne kızım? Bayağı dağınıkmış. Bu ne oğlum? Ya bunları öğreneceğin al. Tabi öğretemezsin. Abi de sen bunlara uğraşacaksın altta öğrensene dedi. Mesela bunu ben bilmiyorum. Ya bunu bana Yağmur göstermiş bir şeyle. Ne? Hayır hani Çağrı'nın arka koltuğunu yapacaktık ya hepimiz böyle content yapmıştık. Senin arka planı o zaman evet, öğrenmiştim. Nasıl düzeltiyordun? Bir dakika ayarlar. Kameradan girmen lazım. Ya bunlar ne abi çıldıracağım kafayı yiyeceğim kamera. Ya. Kamera.
Snap harbiden kamerası. Kafa yiyeceğim, oynatacağım ya şu anda. Snapcam'i mi açacağım? Dur. Oğlum biz, bizim ekip olarak biz nasıl yayıncıyız amına koyayım? Nasıl olduk ya da bu noktaya nasıl geldindi ya? Ebel kampı falan diyor. Sen Twitch.com'u nereden buldun? Seni kim soktu bu siteye? Neyse onu söyle. Sen Discord'a falan nasıl kayıt oldun? Bunlar düzgünce kafayı yiyeceğim. Yani en başta çok zordu her şey. Bana şu an bu ne biliyor musun? Bak ne gibi geliyor biliyor musun bana bu? Senin adı bu Discord'a giriş yapma, kayıt olma falan. Bunlar hani tarih öncesinde hani dinozorlar yaşıyor derler ya. Hani yaşamış ya dinozorlar falan. O çağlardan evet. Böyle hani dinlerin ilk oluştuğu dönemde yaşanan böyle hadiseler olur ya, büyük büyük hadiseler. Onlar gibi hissediyorum şu anda senin ateşi Discord'a girdiğin gibi dönemleri falan. Ha, düzelttim galiba. Oldu mu? Oldu şu anda, çok iyi görünüyorsun. Gitti. Çok iyisin aynen. Fotoğrafı geldi. Discord tamam. Ayarlarında aşağı. Tamam. Tamam Nesrin. Bu arkadaki ağaç efek değil miydi ya? Poğaça Nesrin. Nesrin. Efendim çağır. Dur şunu kapatayım. Saçım onu kapat. Kötü. Evet evet. Kapat onu. Efendim. Şimdi Nesrin. Bilgisayarında bazen uygulamaların böyle donduğu, kastığı oluyor mu? Oluyordur. Ya oluyor da oyunlarda oluyor. Şimdi CTRL'i alt delete'i biliyorum Çağrı. Şey yapmayı biliyor musun? Refresh yapmayı biliyor musun? Bütün sekmeleri kendi kendine yeniliyor arka plana. F5'i de biliyorum. O F5 değil işte. Uygulamalara refresh atmayı biliyor musun? O web sitesine. Hayır, ne? Uygulamalara refresh atmak çok basit. İstiyorsan şu anda Discord'a bile atabilirsin. Tamam, atalım. Tamam, bir bas o zaman. Neye basayım? F13'e bas hemen. Hızlı bir şekilde. Ya çağır, F13'ün olmadığını biliyorum ya. O zaman şey yap, F12 ile F1'i aynı anda bas. F12 artı F1 üçüne bas. Üçüne mi? Serçe evet. Parmağına bas. F12'ye bas, serçe parmağına artıya bas. Oradan da F1'ine de F1'e bas. Hadi yaparsın. Windows öyle akıllı bir dil. Oha! Aktım. Güzel oldu. Discord oldu. İşte bu. Yardım merkezimize hoş geldin. Daha fazla nasıl yardımcı olabiliriz sana? Şimdi ne yapacağız? Şimdi bence ne yapalım? Bu ne işe yaradı onu anlamadım. Şu anda bilgisayarın arka plandaki RAM'i temizledi. Dur. Bak bir de şu, ben bir şey anlatayım. Dur, yalan yanlış bir şey söyleme. Bunu ara ara yaparım ona. Bir yere F1'e basıyor. Sen oyunun ortasında falan dur RAM'i temizleyeyim deyip bunları yapar bana. Nesin şimdi bilgisayarıma gir. Duracağım ya. Ya bir de bu insanlar benim ekibimle ya. Ben de normalde bu tarz olaylarda çok acımasızımdır ama kendi ekibimden olduğu için de bir şey de yapamam, kıyamıyorum da. Nasıl acımasızsın Çare? Ya büyük makara yaparım normalde. He, tamam. Ben de Tamam. Tamam. Oğuz ne yapayım dedin? Şimdi bilgisayarımı aç. Bize tamam. De ekran ver tabii bu arada. Ekran var ya. Tamam. Bilgisayarımı aç. Peki şeye biliyor mu Nesli? Televizyonu falan mı kullanmayı biliyor mu? Biliyorum. Durduramıyoruz ya. Bak o yukarı aşağı tuşlar var ya, onun tam ortasına basınca kanal listesi geliyor. Ya. Ya klavyeye bakıyorum. Zorba ya. Yeter yeter. Yazık be. Allah'ım ama makara yaptın ya kızım. Dur dur bu sorunu ortadan kaldırsın. Üzülme. Şerefsiz ya. Durun halledeceğim ben. Şimdi bilgisayarımı açsana Nesli. Ya açayım bir dakika ya dur. Ya sen bu kızın bilgisayarına girip ne yapacaksın ya? Bir dakika dur Çağrı, sorunu. Bir dakika dur ya. Alt tab atacağım. Masa üstünü alt tab atarak nasıl döneceğim? İşte o çözülemedi daha. Hayır, mahsus abi. Onun haberini bekliyoruz. Yeni güncellemede buna bir bakılacakmış. Nesil copy paste yapmayı biliyor musun klavyede? CTRL-C, CTRL-V biliyor musun? Wow. Ben onu bilmiyordum mesela. Yeni ben onu ne zaman öğrendim Yağmur biliyor musun? Okullar karantinadan dolayı kapandı ya. İşte bizim hocalar sürekli ödevler veriyordu. İşte şeyden Word'de falan yazıp hocalara yolluyorduk. Bazı şeyleri de kopyala yapıştır yapıyorsun ya internetten. Şu an ne yaşadın? O zaman öğrenmiştim. Neyi tartışıyorsunuz siz? İnanılmaz yani, bilimsel bir tartışma döndü. Ben de Discord'da emoji kopyalayamıyordum. Sadık yapıştıramıyordum, öyle öğrendim. Google'a yazdım. Seninki Yağmur komik değil, Nesinki daha komik. Hemen ilgi çekmek için sen de bir şeyleri bilmediğini kullanma.
Sen de bilmiyor muydun Nesli CTRL-C'yi yapmayı? Yok işte öğrendim ben onu üniversitedeyken. Biraz erken öğrenmişsin. Ya bilgisayarla işim yok. En azından onu bilmemen iyi olmuş. En azından özgün ilerlemişsin o yaşına kadar. Vay amına koyayım, ne konuştum ben ha. Ben normal ilerliyordum. Yağmur, küstün mü Yağmur? Biraz kırıldım ama onu yayın çıkışı yapalım Oğuz, ne yapacağız? Yağmur, küstün mü? Yok, şimdi yapalım ya hızlıca bir kırıldım şey. Kırıldım ama sorun değil Çağrı. İlgi çekmek istemiyorum şu an. Sen yayınla devam et. Bak Nesrin sen nasıl yapacaksın? Sen de susla, Yalova'ya devam et. Şimdi bir kere ne? Yalova'ya diyorum. Yalova'ya gidelim. Alo. Tatil yapalım anlamında. Kış tatili. Terbiyesiz ya. Oğlum bir şey değil. Kış tatili. Neler diyorsun ya? Babam bizce ne olacak? Evet yanımdaydı. Yağmuşum benim. Kardeşim yumuşum. Yağmuş. Yumuşum. Hadi artık uy sen. Seni biz iki yaptık seni ya falan. Seni biz iki yaptık böyle yumuş yumuş odasında oturmuş bilgisayar oynuyor ya. Peki Nesrin. Hı, efendim. Bu bilgi benim içimde böyle çok büyüdü yani öyle söyleyeyim. Bu ben bunu karnaval olarak kutlayasım geldi yani. Ataşehir'e böyle şu an otobüs falan kaldırıp burada toplanıp şampanyalar eşliğinde ben bu bilgiyi kutlamak istiyorum şu anda. Öyle bir önemli bir bilgi öğrendin şu anda sen aslında. Evet doğru. Bu bilgiyi birilerine aktaralım, paylaştıkça çoğaltsın yani bu. Anladın tamam. mı? Tamam. Bunu kime tamam, paylaşabiliriz? Evet. Birisini ara anlat, ben bunu öğrendim bugün de. Benim arkadaşlarım hiçbiri bilmiyordur normalde mesela, söylerim onlara. Nasıl ya? Çağrı benim hayır arkadaşlarım dediğim Twitch ortamından arkadaşlarım değil de mesela üniversiteden, liseden. Ya bunu sadece falan. Twitch'çiler mi biliyor bu alt tab yapmayı? Nesin bence söyleme. Boş ver. Hayır. Yani. Çoğu kişi bilmiyor ki hiçbir şeyi. Kendileri öğrensin boş ver. Biz mesela hoca sınav yapacak, online sözlü yapacak olurdu karantina var diye Zoom'a falan gireceğiz derlerdi. 2-3 saat pratik yapardı. Tır 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 deniyor muydu alt tab? Abi masa bir girmiş Zoom'a tamam çok güzel arkadaşlarım. Masa 7 nerede kaldı ama ders başlıyor. Denk getiremedim hocam 2 dakika daha verin bana. Böyle mi ilerliyordu abi o zamana kadar? Hayır işte ne bileyim uygulamasal yani bilgisayar sıkıntıları oluyordu öyle. Bir gün lütfen beni senin arkadaş grubunla tanıştırır mısın? Yani hepsiyle birebir yapmak istiyorum. Hepsiyle tanışmak istiyorum. Ama hepsiyle yani. Tamam olur. Söz ver. Söz. Harbiden hepsiyle gidip tanışmak istiyorum ya. Tamam. Büyük makara döner o var ya o tartışmalarda. Sen de Mami bir tane dilekçe hazırlasana ÖSYM'ye. ÖSYM'ye bir atarım amına koyayım. Ne diye? Ben inanmıyorum ya bunların şey okuduğunu yok, anladın mı? Ne? bir itiraz dilekçesi yazacağız da senin. Tamam da Çağrı bilgisayar mühendisliği mi okudum ben? Bilişim yazılım mı okudum? Yok canım bunu niye? Bunu yazılımcıların bildiği bir şey zaten bu sadece. Hayır öyle değil. Biz yani normal okulda kitap bilmem ne takılıyorduk yani. Kemal de diyor ki beni de tanıştırın kanka diyor. Beni de götür diyor. Olur mu? Tamam olur. Kemal ama öyle birini görse direkt evlenir anladın mı? Bu yüzyılda bu kadar temiz bir insan kaldı mı ya deyip evlenir amına koyayım. Nasıl eğleniyor ya? Ananı sikiyim koptum ya şu anda ya. Koptum ananı sikiyim. Nesin 10 numarasın. Sağ ol kabın. Allah'ım ya çıldıracağım ya. Arkadaşlar. Kaldım da bir yandan. Kendim çok cahil hissettim şu an. Arkadaşlar. Kadınlara o zaman bir trik daha verelim. Yeni tanıştığınız erkeklerle konuşurken falan. Alt tab atmayı bilmeyen diye de yeni bir lugatımıza eklenmiş oldu böylelikle. Hani ne arıyorsun işte? Atıyorum. Şöyle olsun. 36 numara ojeli bilmem ne. Alt tab atmayı bilmeyen. Mükemmel kombo. Oğlum ben dağıldım şu anda. Dağıldım amına koyayım dağıldım. Rüyalarımın kadını alt tab atmayı bilmemeli. Ben mesela odaya geleceğim anladın mı? O drrrrrrr ekranı. Önüne tutup yardım edecek. Üstüne film izleyeceğiz. Çok romantik. Aşkım açsana amına koyayım izleyelim artık. Ya siktir.
gideceğim, morali bozuk. Ne oldu aşkım ya? Bunu okudum sitesinde geçemiyorum ikidir. Size ben de bilmiyorum size. Eşimle beraber dur, onu bekliyoruz ama. Şey diyorum, bir de ben deneyeyim. Bırak bakayım diyorum, ben de tırrrrrr deneyeyim. Yavrum açsana amına koyayım, izleyelim artık. Benim oyundayken alt-tab atamayıp alt-f4 attığım oldu. Dur Nesin, devam et. Lan mükemmelsin ya. Allah'tan onu öğretmişler. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ya alt F4'ü de öğretmeselerdi, mazur kalacak. Bilgisayarıyla da başlıyor. Kitlen alt F4. Oyunda mazur kaldın düşünsene. Bilgisayar diye götürüyor. Koptum ananı sikeyim. Lan yeter. Ya midem yandı ya. Allah belan versin, midem yandı. Gözümden yaş çıktı ya. 2 gündür aynı oyunda mahsur kaldım. Ha benle hiç. Oyunu bitirmeye çalışıyormuş ama. Nesin, yüzün hep böyle gülsün. Ya kavun sen de bisiklete gidip oynayın. Kızım morayı bozuyor. Bir siktir git amına koyayım, sen de neyin peşindesin. Sürekli sürekli sufle veriyor arkadan ama yüzün hep böyle gülsün. Hadi gel. Amına koyayım, rahatsız ya. Hep böyle mutlu ol Nesin. Koptum amına koyayım ya. Oğlum üzülüyordur lan belki. Hep böyle Gülkar abi. Koptum. Vallahi anasını sikerim şu an, bu bilgisayarları kıralım bak ha. Vallahi kırarım şu anda. Kırız geldi amına koyayım, durun ya. Arkada durup durup amına koyayım, o da durup durup şey diyor. Hep böyle mutlu ol Nesin'in diyor. Sakin gülüyor. Tam gülüyor amına koyayım, içine geliyor sıkışıyor ya. Lan sikim ya, lan kilitlendi. Oyun şey yapayım, benim de kilitlendi. Sikim çok kötüyüm, ağlayacağım. Kenan kilitlendi. Bir şey ama ağlama, bir şey yok Nesin. Çeneleri kilitleyen yayın. Bu kanalda devam ediyor. Ya ben bu sorunu ortadan kaldırayım. Çağrı sen son vuruşu sen yap, tamam mı? En kötü günümüz Nesin, böyle olsun Nesin'ciğim. Hep böyle kaldırıyor. İnşallah Çağrı. Nesin şimdi bir alt tap yap bakalım. Ya koptum amına. Haydiin o zaman ya. Amına koyayım ya. Şimdi hala emin misiniz İspanyolca öğrenmek istediğimizden? Onu bir netleyelim bir daha. Buna değil, başka bir sekmeye gel Nesin. Tamam. Şimdi ekranın en alt sağ köşesine, tamam mı, tıkla bir. Aa! Dur, karışmayın. Karışmayın, Oza karışmayın. Bir daha yap. Tamam, takılıyorum. Tamam. Şimdi bilgisayarım nerede? Ha, bu bilgisayara tıkla. Şimdi C'ye tıkla. O ne kız? Ah, DVD diyor. DVD-ROM mu var senin bilgisayarında? Bu ne ya? Bende hiç böyle bir şey yazmıyordu. Yeni çıkmış demek ki. Hacklenmişsin. Neyse kapat. Güncelleme geldi ya. Boş ver Nesin. Nesin boş ver onu. Nesin sen niye bu çocuğu dinliyorsun? Sen bilgisayarımı gösteriyorsun. Oradan bilgisayarına sızarlarsa ne olacak? Truva atıyormuş, Truva atıyormuş. Ya of ya. Deli Oğuz, ben zaten 2 saattir tıklamamaya çalışıyorum, bilerek geçiştiriyorum. Siz de bir şey demeyince tıklayayım dedi. Ben görmedim ki ekranı, sonradan gördüm, oraya geçtim. Kötü bir şey oldu mu Çağrı? Yok ya, bir şey yok. Bilgez mesaj atmış, bir daha yapmasın öyle şeyler. Ama bir şey, belli bir bilgi yoktu değil mi? Orada yok, çok önemli bilgiler var normalde. Sakın yayınında C'ye gidip gösterme içerisinde. Oğlum şey var sandım ben de ya. Yeniden oraya gelsene Nesin. Hayır Oğuz, gelmeyeyim. Ama bak sana neler öğretiyorum bak.
Oğuz yayın çıkışta öğretebilirsin bunları. Ama Oğuz şimdi burada iyi şekilde izleyen var, eğlenen var. Bir de bu kızı sevmeyen de olabilir yani, anladın mı? Evet, biliyorum onu Çağrı. Esin sakın üzme kendini. Şimdi bu kız o bilgisayarımı gösterse güvense... Güvense burada 15 bin kişi var. Bu 15 bin kişiden bir kişi bile buna kafayı taksa o bilgisayarı patlatırlar. Çağrı öyle deme. Doğru diyor Çağrı. Akıllarına girdi. Akıllarına girme diyor. Olsun Nesin. Bir olsun şey olmaz Nesin. Ama değil mi? Sen hep böyle gülmesin. Ya benim anlayamadım. Senin bilgisayarda DVD room ne arıyor ya? Çağrı hiç yoktu. İlk defa şu an gördüm. Mami ile bugün bir işlem yapmıştık. Mami o yüzden olabilir tamam, mi? Nesin, tamam, bir şey değil, bir şey değil o. Bir ne şey işlem nesin yaptınız lan Mami bir kızın bilgisayarında? Yok. Slide'ımı hazırlayamıyordum da yardım etti. Ya sen bu pezeveklere bak fazla güvenme Nesin. Senin bilgisayarından valla bitcoin kazarlar, haberin olmaz. Ruhun duymaz ama bakın. Bir işlem yaptık ne ya? Bu nasıl bir şey yani? Bilgisayarı bu kadar yerinde kullanabilen, işlem yapmak için kullanıyor. Ben alkışlıyorum. Oh. Ama ağaç süslemeyi biliyorsun Nesin arkandaki. Evet canım, o kolay. YouTube'dan izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Senin ağzını burnunu ıstırırım. Yerim. Abone ol butonuna basmayı unuttuğun için şu an hatırlatıcı gibi düşün beni. Sana bunu hatırlatmak istiyorum. Şu an her şeyi bırak bir kenara, kanalı beğen ve abone olma tuşuna bas ve like atmayı da unutma. Oyna bakayım, kısa avlanma oyunu.